Evet sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz Halk TV ekranlarında. Az önce sizlere ifade ettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci vakayı açıkladı. Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi Fahrettin Koca ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Sinan Adıyaman bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Soracağım çok fazla soru var ama dilerseniz ikinci vakayla başlayalım. Evet değil mi? İkinci vakada Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Büyük bir panik var ülkede geçtiğimiz hafta itibariyle. Çünkü Sağlık Bakanı o ilk vakayı açıklamadan önce yine herkes biraz daha böyle sakindi. Ama ilk vaka açıklandığı gün itibariyle marketler yağmalandı. Dezenfekte ilaçlar iki katına çıktı ve bulunamıyor. Kolonyalar sadece bayramlarda aklımıza gelen o kolonyalar tükendi, bitti. Büyük bir panik söz konusu. Okullar tatil edildi ama bugün gidiliyor. Onu da anlamış değiliz. Neden bugünden itibaren olmamış. Genel bir değerlendirmeyle dilerseniz başlayalım. Daha sonrasında ayrıntılara girelim. Birincisi paniğe gerek yok. Evet. Ama şöyle bir şey var. Biz yaklaşık 3 haftadır söylüyorduk zaten. Türk Tabipleri Birliği olarak da söylüyorduk. Klinik Derneği de söylüyor. Sağlık Bakanlığı da söylüyordu. Muhtemelen bu virüs Türkiye'ye geldi. Yayılıyor. Niye yayılıyor? Çünkü ilk şey İran ölümler olduktan sonra haber verdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizde koronavirüsten COVID-19 hastalığından hastalar öldü dedi. Yani demek ki onu binlerce vaka vardı İran'da. Geç haber verdi. Çünkü biliyorsunuz Van bizim İran sınırı çok giriş. Günde 3500-4000 giriş çıkış oluyordu. Girmemesi mümkün değildi zaten. Biz bunu söylüyorduk. Bakanlık da söylüyordu. İşin klinik mikrobiyolojik ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları da söylüyordu. Daha 3 gün önce bu ilk vaka açıklanmadan önce de ben o gün sabah bir basında yer aldı. Aramızdadır, dolaşıyordur. Ama %80'i zaten semptom vermiyor hastaların. Yani herhangi bir şikayeti olmuyor. Hafif bir kırıklık falan oluyor ama hastane hepimizin zaman zaman sabah kalk ya bugün de biraz kırgınlığım var dediğimiz gibi oluyor. Hastalar da hastanelere gitmiyorlar. Gitmedikleri zaman da test yapılmıyor. Test yapılmayınca da teşhis konamıyor. Bu vakadan sonra, birinci vaka çıktıktan sonra zaten öngörülüyordu. Yani orada bir kümelenme var bir bölgede. Bunun arkasından, çevresinden mutlaka çıkacaktır diye uzmanlarla görüşüyorduk. Bu şaşırtmadı bu ikinci vaka. 3 de çıkacak, 4 de çıkacak. Yani Türkiye, yalnız şunu söyleyeyim, gerçekten paniğe gerek yok. Erken tedbirler alındı. Yani hemen Çin, bakın erken tedbir almayan İtalya, ne halde şu anda? Almanya gitgide artıyor. İtalya tamamen bir karantinada bir ülke gibi oldu. İnsanlar orada arkadaşlarımızın çocukları var, okuyorlar orada. Doktordan ve polisten izin ve rapor olmadan çıkıp evinden çıkıp yemek almaya gidemiyor. Yani böyle bir durum var. Ama İtalya bu hata yaptı tabii. Yani bu işi ciddiye almadı. Fakat biz ciddiye aldık başından beri ve sınırlar kapattık. Bir takım uçuşları yasakladık. Tahmin ediyorum dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştük. Bugün için Avrupa'dan bir takım şeyleri de kesileceğini söyledi. Özellikle İtalya, Almanya tahmin ediyorum. Herhalde bugün açıklanır o. Bunlar doğru kararlar. Arkasından evet. Ama bakın şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bu enfeksiyon yani COVID-19 hastalığı daha çok yaşlıları etkileyen bir hastalık. Yani 9 yaş altında ölen yok. İtalya'da ölüm çok diyorlar. Evet yüzer yüzer ama İtalya'da yaşlı bir nüfus. Fazla. Yani Roma civarında 90 yaş üzerinde birçok hasta varmış. Onlardan ama sakın yanlış anlaşılmasın. Kimse aman ben yaşlıyım bundan ölürüm demesin. Yani bir yeni kurtulan var. Bu hastalığa yakalanıp da yaşlı olup kurtulamıyor. Artı bir de üstüne kronik bir takım hastalıklar işte akciğer ki onlar yetmezdi. Normal gripte de zaten akciğer kalp yetmezdi diye onlar normal gripte de influenza da binlerce insan ölüyor her yıl bütün dünyada bu gripten böyle dolayı kronik hastalığı olanlar evet. Onlar da sakın şey yapmasınlar. Şimdi evet bu geldi.
Alınacak tedbirler belli. Neler yapmamız gerektiği belli. Bir, duruma hakim olacağız. Evet. Bu ikinci vaka çıktı. İkinci vakadan sonra dediğim gibi üçüncü, dördüncü. Çıkabilir. Yani çıkabilir. Fakat bakın şöyle bir inanış var. Bu panik dediniz ya biraz önce. Evet, halk bizim... Türkiye'de halk paniğe çabuk kapılıyor. Yani ben kendi akrabalarımdan da biliyorum. Soruyorlar bana falan. İşte aman biz ne olur falan. Ya bakın bu mikrop havadan uçup Ankara'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a gidip de oralara hastalanan bir mikrop değil. Bu bir çiçek değil. Bu bir veba değil. Hani böyle orta çağda ülkeler ortadan kalktı, şehirler yandı, ölüler yerlerde dolu. Böyle bir şey değil. Bakın başımdan beri söylüyorum. Şu anda 114 ülke oldu. Belki daha artmıştır. Dün 114 ülkeye yayıldı. Bu yayılıyor. Hı hı. Ama ölüm oranı artmıyor. %2'de hala. Yani çok büyük felaketlere gitmiyor ama bakın Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti dün. Ya da evvelsi gün galiba. Evet, iki gün oldu. İki gün, evvelsi gün. Bu önemli bir şey. Bu ne demek? Ne demek tam olarak pandemi? Pandemi demek şu demek. Çok şey var da pandemi yeni bir virüs. Bu tanımadığımız bir virüstü. Tüm kıtalara, dünyaya yayılıyor. Tedbirinizi alın. Ülkelere tedbir alın diyor. Yani yoksa daha büyük kötü sonuçlar doğurabilir diyor. Yayılabilir anlamında ciddiye söylüyor. Ciddiye alınması. Ciddiye alın bunu diyor ve adına. Şunu söylüyor ayrıca yani ülkelere. Bunun aşı çalışmalarını ve ilaç çalışmalarını hızlandırın. Daha çok yatırım yapın buna diyor. Yani bu bir küresel bir alarm veriyor yani bir nevi. Bunun uzmanlarıyla görüştüğümüzde bir matematiksel algoritmik bir artış var. Hani Almanya Başbakanı Merkel de söyledi. Ya yani Almanya'nın %70'i falan. Türkiye'nin de %40-50'si muhtemelen etkilenecek. Yani bu bakın bu bilimsel bir şey. Ama bu etkilenmek demek buradan binlerce insan ölecek anlamına i̇şte gelmiyor. Öyle bir algı oluştu. Yapmasınlar yani. Yani buna... şimdi eğer bana koronavirüs gelirse ben böyle elim kolum kalkmayacak, öksürük, kan kusacağım vesaire. Şimdi öyle bir algı var. Yanlış. Sokakta böyle bakın, bir algı var. Türk Tabipleri bildi. Klinik Derneği, Halk Sağlığı Derneği yani ve Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerini insanlarımız dinlemiyor televizyonda ya da okumuyor. Yani bunlar hep anlatılıyor. Yani evet Türkiye'nin de %50'si falan etkilenebilir bundan ama ya her sene influenza'dan zaten bütün insanlar hastalanıyor. Yani bu da Haziran'a kadar yavaş yavaş sönümlenecek. Bu salgın ortadan kalkacak. Ama Haziran'da tamamen kalkacağı anlamına gelmez. Gelmez tabii. Hani yeni her virüs bakın insanlık. Peki daha da güçlenerek mutasyona uğrayıp daha da güçlenerek ya bu mutasyon lafını da çok seviyor bizim toplum. Yani ya mutasyona uğradı birkaç kere daha uğrayabilir ama hiç sorun değil. Yani bunlar mutasyona uğradı daha ölümcül oldu. Dünyanın yarısına yok böyle bir şey. Bakın insanlık tarih boyunca birçok virüsle karşı karşıya kaldı. Hı hı. Hepsini yendi. Öyle veya böyle bir bedel oluyor. Bunu da yenecektir. Yani ama öyle büyük bedeller ödemeyecektir. Şu anda teknoloji daha iyi bir teknoloji var dünyada. Bu kadar panik yaratmasının sebebi de teknolojiyle alakalı değil mi? Özellikle tabii ki bu iletişim araçları iletişim bu kadar araçları. Etkin şimdi burada çok şey yaptınız. O kadar saçma sapan yorumlar bize de geliyor ki şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Ya da işte bazı bizim medya maymunu dediğimiz sözde bilim insanları çıkıp işte kelle paça için yani falan yani kelle paça seven içebilir de ama yani bunu içiyorsunuz ya bu virüs size gelmeyecek diye bir şey yok. Yani bu tip yok işte ağzı tuzlu suyla gargara yapın. Ya niye yapsın tuzlu suyla? Çünkü bilimsel bir tane veri koyun. Yok ki. Yani kanıtlanmış, kanıta dayalı tıba inanırız biz. Kanıta dayalı olması lazım. Yok öyle bir şey. Yani ha normal gargara yapmışsın ha tuzlu suyla gargara yapmışsın öyle bir şey yok. Yok tuzlu suyla gargara yapın. Yok limonun kabuğunu bilmem ne yapın. Ya bakın şimdi immün sistemin kuvvetli olması lazım. Nedir bu hastalık? Evet 65 yaş üstü 70 yaş üstü yaşlı ama kronik bir takım hastalıklar olan yani immün sistemi düşük
hastalığı insanları etkiliyor. Yani sadece 60 yaş üstü olmanız ve sağlıklı olmanız değil. Yetmiyor canım yani. Yok tabii evet. Canım öyle bir şey olabilir mi? Yani? Çünkü şöyle bir şey oldu. Bütün gençler sanki o iyi bize bir şey oluyor 60 yaş üstü falan. Yani 60 yaş üstündeki insanları şu anda hiç düşünmüyoruz biz. Onların psikolojisini. Tabii canım. Ya onun için başta söyledim. Şey başta söyledim yani 70 yaş üstü sakın paniğe kapılmasın. Biz hastaların öyle. Yok öyle bir şey. Yani o zaman dünyanın yarısı gider. Böyle bir şey yok ama dediğim gibi sakin olmamız lazım. Evet, kronik hastalığı olanlar kayboluyor ama immün sistemi güçlendirmek için mesela sizin özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Yani benim immün sistemim zaten kuvvetli. Eğer uykunuzu iyi alıyorsanız, beslenmenize dikkat ediyorsanız, açık havada yürüyorsanız zaten sizin immün sisteminiz kuvvetlidir. Ekstra hani seviyorsanız kelle paça için ama yani C vitamini eksikliği olup olmadan bakın eğer C vitamini eksikliği varsa normalde zaten C vitamininiz normaldir sizin. Sağlıklı insanlarda C vitamini eksikliği olmaz. B vitamini eksikliği olmaz. D vitamini eksikliği de olmaz. İlle bunu yükselteceğim diye öyle tuhaf tuhaf şeyler yemenin, içmenin yani birazcık medyaya da burada görev düşüyor bence. Medyanın gerçekten dikkatli olması lazım. Popülist kolaycı şekilde değil de etik duyarlılıkla taşıdığı sorumluluğa uygun yaklaşması lazım. Toplumda panik oluşturacak söylemlerden kaçınması son derece önemli. Ben. Ama şimdi mesela normalde hiç su içmeyen bir insan da içsin değil mi? Tabii yani ki. Bu süreçte o su boğazı içecek, yani, nemlendirecek. Tabii. Hayır ben gargaradan bahsedeyim. Tuzlu suyla gargaradan. Evet. Özellikle durup dururken her gün günde 10 kere 20 kere suyu alıp ağzına gargara yapmanın için yani su ihtiyaç zaten günde 2-3 litre içmeniz lazım. Zaten yani. Bu süreçte sosyal medyada da biliyorsunuz tabii ki farklı boyutlara, biraz esprili paylaşımlara da yöneldi. Evet. En azından belli bir kesim için ellerini yıkama alışkanlığı şu süreçte şimdi, oturur. İnşallah oturur yani inşallah oturur ama öyle alıp da bir suyun altında şöyle yapmak değil tabii. Yani bununla ilgili zaten bir eğitim videosu da hazırlayacağız. Piyasada sosyal medyada dolaşıyor. 20 saniye. Usule uygun sabunlu suyla yıkamak. Sabunun özelliği normal bir sabun. Yok, yani antibakteriyel sabunlar yok, var ya. Yok yok antibakteriyle falan geliyor. Ondan hiçbir anlamı yok zaten. Bunun nasıl izin veriliyor onu şey yapmayı bilmiyorum da normal bir toz sabun bile olabilir yani. Şeyine anneannemizden, beyaz dedelerimizden sabunu. Kalan beyaz sabunla yıkar ama 20 saniye yıkamanız lazım bir. İkinci bu nasıl bulaşır bu virüs şimdi? Ha dedik ya yukarıdan uçup da gelmiyor size bir. Koronavirüs sahibi bir insanla bir metreden fazla yakın olmanız gerekiyor. O damlacık da geçer ya yani havada asılı kalıyor. Şimdi bir takım açıklamalar oluyor yerde de kalıyormuş falan ama 2-3 saat falan kalıyor. Evet, ama sonuç saat. İtibariyle yakın temas. İkincisi bunlar için de şey yapmak lazım şüphelenmek için de tabii her grip olana, ateşi olana... Aman sen koronasın falan dememek lazım. Hapşurana bile diyor. Her hapşurana dememek lazım. Ya grip salgını var Türkiye'de yani. Bunun için çok dikkatli olmak lazım. İkinci nasıl bulaşabilir? Şimdi koronavirüsü olan bir hasta elini ağzına götürdü. Yani öksürdü, şuraya öksürdü böyle. Siz de o virüs orada 2-3 saat canlı kalabilir. Elinizi oraya attınız ya da ne bileyim otobüste gidiyorsunuz, tuttunuz tutamacı ya da metroda gidiyorsunuz. Sonra o eli aldınız, elinizi ağzınıza, gözünüze, burnunuza götürdünüz. O zaman bulaşabilir. Onun için ne diyoruz zaten? Sık sık elinizi yıkayın. Elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmeyin. Ya bu her zaman geçerli. Bütün viral hastalıklar için geçerli. Bunu yapmadığınız sürece, yani bunlara uyduğunuz sürece zaten bu mikrop size bulaşmaz. Bunun bulaşması için son 2-3 hafta içinde işte Çin'e gitmiş, İtalya'ya gitmiş, İran'a gitmiş, çok yoğun olduğu bölgelere gitmiş. İnsanlarla temas eden insanlarla temas ederseniz bu size bulaşma olasılığı var. İşte bundan korkuluyor ya çünkü bilemiyorsunuz kimin nereden geldiğini. Ben biliyorum çevremdeki herkesin nereden geldiğini biliyorum. Sizin de bilmeniz lazım. Yani benim çevremde yani son bir ay içinde İtalya'ya, İran'a giden yok. Yani ben hasta muayene ediyoruz da yani zaten siz bu işlere riayet ederseniz. Otobüste denk geldiğin, yan yana oturduğun. Biri de olabilir. Şimdi işte onun için diyorum. O yüzden panik çok fazla. Ya bakın panik. Ya Türkiye'de toplum paniğe kapılmak için
çok büyük şeylere gerek yok. Hemen paniğe kapılıyoruz. Yani biraz parayla nasıl bu hastalığı? Ya yani şöyle. Yani çünkü parayı her yerde. Şimdi ben koronavirüsçüyüm. Cebimde para ve elimi yaladım, parayı çıkarttım, verdim size. Evet. O zaman siz de aldınız, elinizi ağzınıza götürdünüz. O zaman bulaşır. Siz bu eli ağza götürmediğiniz zaman, bununla göze götürmediğiniz zaman zaten bulaşmaz. Anlatabildim mi? Hı-hı. Onun için diyoruz. Hı-hı. Bizim koronavirüsten kurtaracak olan el yıkamak. Giren bir şey değil. Hayır, hayır. Yerden atlayıp da ağzınıza girmiyor. Bu, yani bunu lütfen yani bizi bu hastalıktan kurtaracak olan tüm dünyayı el yıkamaktır. Bu kadar. Bol bol elinizi yıkayın. 2 saatte bir 20 saniye el yıkamak yeterlidir. Paniğe, boşa paniğe kapılmamak lazım. Bakın şimdi tabii başka işin şeyleri de var. Şimdi ikinci vaka çıktı. Evet. Bir takım testler var biliyorsunuz. Bu testlerin biz yaygınlaştırmasını dün bakana da söyledik. Yani yaygınlaştırma ilk başından beri bir tek Ankara'da yapılıyordu. Daha sonra biz dedik ki bunu yaygınlaştırın. Erzurum'a konduğunu söyledi. Sonra İstanbul'a daha 2-3 gün önce İstanbul'a kondu. Testler çünkü Ankara'ya geliyordu. 24 saat vakit diyor. Halbuki test sonucunu 3-4 saat içinde alabiliyorsunuz. Bunlar bir de bakanlık bünyesinde yapılıyor değil mi? Evet, zaten onu da söyleyeceğim şimdi. Biz dün kendisine de söyledik. Bunu yaygınlaştırmanız lazım. 1. 2. Türkiye'de üniversite hastaneleri var. Evet. Çok donanımlı laboratuvarları var. Çok donanımlı bilim insanları var. Bazı illerde, İstanbul'da, Ankara'da çok değerli bilim insanlarının olduğu özel üniversiteler var. Çok gelişkin laboratuvarları var. Bu testi yapabilirler. Yaygınlaştırın. Çünkü zaten arttığı sürece bu vakalar ikinci çıktı. Daha da bu şey yapacaktır. Yani paniğe kapılmaya lüzum yok. Yarın 3 olur, 4 olur, 5 olur. Ama Türkiye'de ben binleri bulacağını zannetmiyorum. Çünkü zamanında müdahale ettik. Artı yavaş yavaş yani bu yaz sezonu geliyor. Şimdi testler negatif geldi. Önce şunu söyleyeyim. Evet. 65 yaş üstünü korumamız lazım. 65 yaş üstü insanların mümkün olduğunca kalabalık yerlere çıkmaması gerekiyor. 1-2 aylık bir şey. Yani bu viral hastalıklar böyledir. Bir salgınlar böyledir. Biraz topluma bir sosyal bir şey yapmak lazım. Bir sosyal bir izolasyon kendi kendine yapmak. Dışarı mümkün olduğu kadar çıkmayacaklar. Bu kadar basit. Yani ikincisi diyelim ki Grip de biliyorsunuz karışabiliyor. Grip de grip başlar ve ağır bir şekilde başlar, yavaş yavaş azalır. Ama bu koronavirüs de çok tipikti. Yani kuru öksürük, yüksek ateş, 38'in üstünde ateş, 5. 6. günde yani hafif başlar, 5. 6. günde artar. Hele nefes darlığı varsa, nefes darlığı çok önemli. KOAH hastaları özellikle. Yok, değil mi? Yok, KOAH değil. Yani siz de ben de hani kaptık bunu. Nefes darlığı başlıyorsa bu çok önemli. Koronavirüs için bayağı belirleyici olabiliyor. Ve şunu biliyoruz ki, duyuyoruz ki, bilim insanı arkadaşlarımızdan duyuyoruz ki, bazen virüs test negatif çıkabiliyor. O zaman onu tekrarlamak gerekiyor. O zaman onu tekrarlamak gerekiyor. Eğer nefes darlığı da işin içine giriyorsa o zaman değişik testlerin yapılması, peki akciğer şimdi tomografilerinin, akciğer filmlerinin mutlaka açın. Önce filmin, sonra tomografi. Ama bakın tekrar söylüyorum. Test negatif çıktı, klinik olarak çok şüpheleniliyor. Bunları yapılmıyor. Her hastaya tomografi yapılacak, her hastaya illa akciğer filmi çekilecek diye bir şey yok. Bunların bu yüzden bu artık yaygınlaştırılması lazım. Olabilir, bir hastaneye giderken o test bozulmuş olabilir, test yanlış negatif verebilir. Dolayısıyla birden fazla yerde yapılmasının Türkiye açısından çok önemli. Çünkü salgın artıyor. Şu an nasıl bir tedavi uygulanıyor peki? Yani şimdi bunun aşısı bulunmadı daha ve net bir tedavi yöntemi de yok ama ne yapılıyor? Covid ilaçları var yani ama %100 değil tabii. Eskiden SARS için kullanılan ve bu HIV için kullanılan bir takım ilaçları modifiye ettiler. Bu %60-70 işe yarıyor ama şöyle bir ilaç yok da tamam biz bulduk, bunu aldık, hastaya verdik. Covid-19 hastalığı iyileş. Böyle bir ilaç yok. Ama zaten çoğuna konservatif tedavi nedir? İşte serum takacaksın ya da sıvısına bakacaksın. Akciğerlerdeki. Veya akciğerini temizleyeceksin. Akciğerde pnömoni tedavisi. Kalp yetmez varsa kalp. Yani palyatif tedavilerle çoğu iyileşiyor antibiyotik zaten. Antibiyotik bu noktada nerede? Hayır, antibiyotik hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Antibiyotikler bakteriler etkilidir. Bir kere bunu da şey yapalım. Virüslere etkili değildir antibiyotik. Dolayısıyla da antibiyotik kullanmanın
Hani doktor indikasyon koyar, sür enfeksiyon olur bazen, viraldir. Üstüne bakteriyel enfeksiyon, o zaman onu, ama onu gidip de hastaneden oradan buradan ya da eczanelerden antibiyotik almanın hiçbir anlamı yok. Hmm. Çünkü hiç yeri yok. Bunun bu indikasyonunu koyacak olan... Ben eminim binlerce kişi bu süreçte antibiyotik içmiş. Vallahi yanlış. Evet, okullar tatil edildi. Hı-hı. Dün açıklandı bu. Çok doğru bir karar. Çok doğru bir karar. Sizce gecikmeli mi? Yani bakın, okullar tatil etmeye karar verdiyseniz, dün bakana da söyledim. Yani bugünden itibaren evet. Tatil edin. Niye bugün? Yani bugün okula gidilecek. Bir de önce etkinlikler iptal edildi. Evet. Gezdiler, etkinlikler daha sonra. Ya o da ayrı bir şey tabii. Etkinliklerin iptal edildiği günün sabahı Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yerleşkesinde TÜBİTAK ödül töreni yapıldı. Binlerce insan oradaydı. Aileler, öğretmenler, gençler, lise talebeleri. O da ayrı bir şey. Ondan önden sonra da bir şey yapılıyor. Bakın. Okullar tatil etmek tabii ki üniversiteler, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitenin tatil etmesi gerçekten önümüzde bir iki ay var. Mart, Nisan, belki Mayıs. Nisan sonunda onu görürüz. Zaten bu sönümlenmeye başlayacak. Bu iki ayı birazcık toplum olarak sıkmamız lazım. Evet, okullara tatil edilmesi çok doğru bir karar. Dün aldığımız bilgilere göre, kendisinin söylediğine göre, bugün açıklayacağını söyledi. Tüm bilimsel kongreler, genel kurullar, seçimli, seçimsiz meslek örgütlerinin genel kurul, bunların hepsinin iptal edildiğini Mayıs ayına kadar söyledi. Bunların hepsi doğru kararlar. Çünkü bir salgın artık başlıyor yavaş yavaş. Tek vakayla salgın diyemezdik ama ikinci vaka oldu. Artık salgın başlıyor. Bekliyorduk da zaten başlamaması şaşırtıcıydı yani zaten. Tüm daha ama geç başladı, iyi oldu. Alınan tedbirler buna yaradı. Hani işte Çin'e uçak seferi. Geç mi başladı, geç mi tespit edildi? Hayır, geç başladı. Yani geç başladığı için tespit edildi. Yani daha önce tespit edilmiyordu. Çünkü böyle bir tespit edilecek bir hasta grubu yoktu. Ama şimdi bakın başladı hastalar yani. Türkiye'ye geç girdi virüs. İran zamanında haber verseydi belki daha da şey olabilirdi. Bunlar çok doğru kararlar. Toplum olarak birazcık kendimizin sosyal bir izolasyonu almamız lazım. İzolasyon demişken bu arada bir soru da tabii ki geliyor, sorular da geliyor, onlara da bakıyoruz. Cuma namazıyla, yani camilerle ilgili genel bir soru var. Biliyorsunuz bugün Cuma namazı. Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani okullar, ilkokul, ortaokul, lise tatil edildi. Bütün genel kurullar, yani insanların kalabalık şekilde, hatta kapalı AVM'ler bir ortamda... Hatta AVM'ler bile kapatılsın diyorlar bu yani süreçte. Yani AVM'lere zaten giden insan sayısı azalır ve gitmesinler. Evet, ben burada söylüyorum. Ya kalabalık ortamlara gidilmesin. Bakın iki ay. Bu iki ay sonra bu sönümlenmeye başlayacak zaten. Türkiye'nin önünde bir iki ay var. AVM'lere tabii gidilmesin. Kapalı, şuradaki olay şu. İlkokul, ortaokul, lise, işte üniversite niye kapalı? İnsanlar kapalı bir ortamda yan yana durmasınlar. Çünkü bulaşı artıyor. Şimdi İran Cuma namazlarını kaldırdı. Şu anda kaldırdı İran. Çünkü İran'da ciddi olarak bir yayılım var, bulaş var ve ölüm oranları çok arttı. Hatta bazı hapishaneleri boşalttı İran. Çünkü 11-12 ölüler falan var, yani ciddi şey var. Şimdi böyle bir durumda Diyanet'in Türkiye'de de bekliyoruz, herhalde yapacaktır. Çünkü olayı biz bilimsel bakıyoruz. Bir süreliğine, ne bileyim, okullar nasıl ilkokullar, ortaokullar Mayıs'a kadar tatil edildiyse, dışarıdan eğitim görüyorsa, bunda da herhalde Diyanet'in bir girişimi olacaktır. Çünkü yayılma riski, tabii ki her kapalı ortamda olduğu gibi, yani camilerde de kapalı bir ortam. Cuma namazına giden insanlar orada yan yana duruyorlar. Evet. Yayılma arttıracaktır. Bu konuda da gerekli işlem yapılır. Belki bugün yani bu konunun başka bir konuyla ilgisi yok. Bu tamamen bilimsel bir yaklaşım. Türkiye'de bir salgın var. Bu salgına karşı alınacak tedbirler nettir. Bunu da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile beraber, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle beraber yapıyor. Bu konuda da herhalde bir tavsiye olacak. Evet, şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak, yediğinizle, içtiğinizle bir alakası yok bu virüsün. Şimdi sıcak içecekler için, çay için, şu çay için, bu çay istiyorlar, seviyorlarsa içsinler ama o çay içiyor diye o virüs ona gelmeyecek diye bir şey yok. Bakın, istediği çayı içsin. Koronavirüsü bir hasta gelip suratınızı öksürüyorsa...
Siz koronavirüse yakalanırsınız. Yani COVID-19 hastalığına yakalanırsınız. İstediğiniz için. Evet. Konunun onunla hiç alakası yok. Yani hani o virüs size geçti birkaç saat içerisinde, işte geçtiği an bir şekilde o çayı içerseniz, işte o çayın sıcaklığıyla, sıcaklık derecesiyle. Valla buna inanan varsa yani pes diyeceğim. Valla buna inanan varsa pes diyeceğim. Yani bakın bu kadar bilimsel insanlar konuşuyorlar. Sağlık Bakanlığı konuşuyor. Biz Türk Tabipleri Birliği konuşuyor. Bunları ekranlara çıkıp ya doktorlar bakın, ifade etti. Türk Tabipleri Birliği o kadar duyarlı ki. Bugün bu pazar günü 15'inde Tamdan'da bir miting yapacaktık. Hekimi ve sağlık çalışan yönelik şiddetle ilgili. Biz 11 örgüt, sağlık örgütü beraber karar vermiş buna. Sonra toplandık ve bir duyarlılık sağlamayı ve bu işe konsantre olmak için Türkiye'nin her bir yanından binlerce sağlık çalışanı Ankara'ya yakacaktı. Tamdan'ı beyaza boyayacaktık. Bu mitingi iptal ettik biz. Sırf bu işe konsantre olmak için. Bütün sağlık çalışanları bu koronavirüsle mücadele etsin için. Evet, Sağlık Bakanlığı'yla dün görüşüp bir takım noksanlıkların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bununla konudaki uyarılarımızı yaptık. Bu maske ve maske konusunda özellikle. Maske bulunamıyor şimdi ülkede. Vallahi maske bulunamıyor da bu yerli imalatçının, yani dün onu konuştuk, bugün herhalde çözeceğini söyledi ama gerekirse biz şunu da söyledik. Yani devletleştirin. Yani bu fabrikaları devletleştirin. Evet. Türkiye'nin yani bu kadar basit. Bazen bazen müdahale etmek gerekiyor. Tabii. Çünkü bakın bu ahlaksızlık, bu alçaklık ya. 3 gün önce 0.3 kuruş olan bir maske tutup da 3 liradan satılıyorsa bunun hesabını devlet sormak zorundadır. Düşük, gülünç para cezaları varsa bunu kanun, meclis ellerini bir an önce çıkarsınlar, hapis cezası bile verebilirler. Bu verisin fırsatçılıktır. Mi, evet. Bu fırsatçılıktır, bu alçaklıktır. Ya o kadar üzülüyorum ki gerçekten diğer ülkelere bakıyorsunuz. İşte İtalya'da, Almanya'da orada. Aksine bir indirim söz konusu. İndirim yapıyor, insanlar alabilsin diye. Bakın işte bu ahlak, onun için diyorum ya bu alçaklık diye. Bu fırsatçılık. Ya bunun hiçbir şeyle insanlıkla alakası hatta yok. Hatta bedava yani. Dağıtılması gerekmiyor mu ya? Yani ya hayır, devlet alıp bedava dağıtma. Onun için derim. Hani satın almada sıkıntı yaşıyorsunuz, siz hükümetsiniz. Yani ben bunu ucuza alamıyorum diye bir şey olamaz. Gerekirse ben buna el koydum diyeceksin. Yani bu çünkü evet, bakın herkes. Pandemi ilan edildi. Aynı şey dezenfektanlar için de geçerli bence. O kadar pahalı ki tek başınıza kişisel anlamda deseniz ki ben kendime bir kutu alayım 40-50 liraya ve o bir kutu zaten kaç gün gidecek? Şimdi panik çekiyorsunuz. Yani özel bir deneyim kolonya, evet kolonya da var. Kolonya kalmamış piyasada. Kolonya da bitti. Yani biz kolonya güzeldir kokusu falan, limon kolonyasını ben de severim de hiç almayı düşünmedim. Ben elimi sabunlu suyla yıkıyorum. Bence yeterli. Ya kolonya ile ayrıca bir silmenin falan bir anlamı dezenfekte yok. Dezenfekte yani. İlaçları. Şimdi herkes her yerde ben görüyorum. Bütün iş yerlerinde, evlerde. 20 hani, saniye, 2-3 saatte bir yıkayın. Sabunlu suyla yıkayın. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ve şunu da söyleyeyim. Hani bu biraz önce girişte söylediğiniz işte marketlerden işte yağma. Yani, alıyorsunuz. Ya ben çok daha söylüyorum. Yani, evlerde telef yani, olacak o yiyecekler. Yani çürüyecek onlar. Evet. Yani... Stoklar zaten var Türkiye'de. Yani onda o konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten açık. Tamam, genlerimizde var galiba bizim stokçuk. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuda. Ne diyeyim yani? Ya neyi, bir insan niye gider de 100 tane makarna alır koyar? Yani tekrar söylüyorum. Bu çiçek değil, bu veba değil. Bu öyle bir devletleri yıkan, şehirleri yakan bir şey değil. Böyle evden çıkmayacaksınız. Şu bu yok öyle bir şey. Yani hayat devam edecek. Hep devam etti. Çiçekte de devam etti. Vebada da devam etti hayat. İnsanlık ayakta kaldı. Gene ayakta kalacak. Yani ki onlarla bunun alakası yok. Hı hı. Evet, tedaviden bahsediyorduk. Bu anlamda şimdi yönetmenimiz soruyor. Bizim ilaçlarımız yeterli mi diye. yeterli. Yani ben arkadaşlarla konuştum. Covid ile ilgili hem özel hastanelerde hem zaten teşhis konulan şu ana kadar 2 kişi var. O 2 kişiye tedavi veriliyor. Yeterli. Tekrar söylüyorum. Tekrar üstünde duruyorum. Dün bakana da söyledik. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir, yani büyük illerde belki birden fazla test merkezde testin yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bazen duyumlar alıyoruz. Test negatif çıkıyor.
tekrarlanması gerekiyor ve bazen hakikaten bir algoritma değişikliği bile olabilir. Bakanlığın bir algoritması var. Değişiklik bile olabilir. Önümüzdeki hafta uzmanlık dernekleriyle biz İstanbul'da bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Onlarla belki yeni bir algoritma yapılır mı diye. Dün tabii bakana Fahrettin Koca'ya Türk Tabipleri Birliği, diğer sağlık örgütlerinin bu bilim kuruluna destek için her zaman yardıma hazır olduğunu, işbirliğine bir mektup da yazmıştık kendisine. İhtiyaç duyup duymadığını bilmiyorum ama bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. İlk vaka açıklandığında gece 1'de, ertesi sabah 9'a kadar Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabı artışı 20 bindi. Evet. 20 bin kişi Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter'ını takip etmeye başladı. Yani koordineli olmak lazım. Ne biz tek başımıza, ne Sağlık Bakanlığı tek başına, ama beraber koordineli olup bu işi hep beraber organize edip halledebiliriz. Evet, panik yapmamak en önemlisi. Panik yok ya, paniğe gerek yok. Hayat devam ediyor. Panik daha da zorlaştıracak. 65 yaş üstü alışveriş merkezlerine, sinemaya, kalabalık yerlere, metroya, otobüse binmeyecek. Bu kadar basit. 2 ay ya. 2 ay. 1,5 ay. Binmeyecek. Biraz evlerinde misafir olacaklar. Televizyonlarını seyredecekler. Normal çaylarını içecekler istiyorlarsa. Yani ama istiyorlarsa. Evleri sık sık havalandırmak önemli bu noktada galiba. Yani ev sıhhatli bir ev ne olacaksa o yapılsın. Ekstra ya bir şey aslında yapılmaya. Biz normal... Her insanın kendince alması gereken hijyenik kuralları, hijyenik önlemleri yeter zaten. El yıkasın. Evet. Türk toplumu öyle söylüyor. Şu haftada Türk bir banyo yıkamıyor. Yapmaktan mesela vazgeçsin çoğu insanımız. Evet. Hala bu çok eskilerden kalma pazar günü banyo yapma ritüeli vardır ya. Evet, onu bir geçelim artık. Evet. Lütfen gün aşırı banyo yapmaya özen gösterin. Ne gün aşırı? Yani ben ona da razıyım. Evet. Çünkü şunu sormak istiyorum. Otobüslerde, metrobüslerde, metrolarda yapılan dezenfekte çalışmalarını etkin görüyor musunuz? Yani etkili bir durum mu bu? Şimdi bu tabii ne söylesek yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani temizlik iyidir. Ama şimdi bu her Allah'ın günü o metroları silmeni, yani günde bir kere silmenin hiçbir anlamı yok. Düşünün, şöyle size şöyle anlatayım. Koronavirüslü bir hasta öksürdü eline, otobüse bindi, tuttu, oraya bulaştırdı. Evet. Şimdi günde bir kere, diyelim ki sabah temizlendi hepsi. Her seferden sonra temizleniyorsa tamam. Bir anlamı olabilir ama her seferden sonra temizlenmiyorsa oraya birisi geldi, elini aldı, elini ağzına götürdü, olay bitti. Yani konu şu, eller ağza gitmeyecek, buruna gitmeyecek, göze gitmeyecek. Siz böyle dedikçe inanılmaz burnum. Yani size tik oldu şimdi tabii. Şöyle bir şey var, temizlik iyidir tabii. Belediyelerimizin, İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Belediyesi'nin, İzmir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Ya en azından psikolojik olarak ama, değil mi? Psikolojik olarak rahatlatabilir halkı ama bilimsel olarak çok aşırı bir şey yok ama ya temizlik iyidir, ne güzel. Keşke belediyeler sırf bu koronavirüs için değil, her zaman böyle temizlik yapsalar. Aynı şey dediğimiz gibi insanlar için de geçerli, evet, her zaman. Evet. Kendi kişisel temizliğinize lütfen ve lütfen dikkat edin. Spor yapın, yürüyüşler yapın. Tabii, açık havada dolaşın. Suyunuzu için her gün zaten doktorların yani, dediği gibi 1,5-2 litre. Bir de çok önemli bir şey daha söylemek zorundayım. Ve bunu dün Sağlık Bakanı'na söyledik. Bizim aile hekimlerimiz var. Aile sağlığı merkezlerinde çalışıyorlar. Bir bakan dedi ki işte yurt dışından gelenler 14 gün kamu görevlileri rapor alsınlar. Evet. Onun için aile hekimliğine gitsin. Şimdi bu doğru bir şey değil tabii bu. Onu kendisine de dün ifade ettik. Aile hekimlerine sağlam çocuklar gidiyor. 65 yaş üstü çok hasta. Hani olur da bir bulaşı çok olabilir. Doğru, çok doğru. Milyonda biri de olsa olabilir. Kendisi de şey dedi, bu hani pasaport arkalarını çeksinler, birisi götürsün. Ya dedik yani o götüren birisinde de olabilir bu. Çünkü yakını. Yakını olduğu için. Onun yerine siz bunları idari izinle sayın. Yani sizin bir telefonunuza bakar, bir yazınıza bakar. Bu konuda dedik yani aile hekimlerini bu konunun dışına çekin. Çünkü haklılar, tabii, haklıyız. Bu konuda bir sorun çıkabilir. Onunla anlaştık gibi, kendisi böyle bir yazı yazacağını söyledi. Bu iki ay için geçerli tabii. Yani bu önemli. Bir de daha esas önemlisi, bakın herkes... Alışveriş merkezine gitmiyor, sinemaya gitmiyor dedik, otobüslere binmeyin dedik, şunu yapmayın dedik. Ama
Yani mümkün olduğunca 14 gün yurt dışından gelip evine çalışan ve bekleyen işini yapan bir meslek grubu var ki hekimler ve sağlık çalışanları hastanede bekliyorlar. Evet. Bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz biz zaten. Zaman zaman sağlık politikaları konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığı, hükümetle eleştirilerimiz oluyor yoğun bir miktarda. Olmaya da devam edecektir. Bu konuda hiç şey yok. Yani ama hiçbir zaman gereksiz hastanelere gitmenin doğru olmadığını söylüyoruz. Ne bileyim acil olanlar gitsin. Ve mümkünse bütün problemler daha çok birinci basamakta halledilsin. Çünkü dünyada %90 birinci basamakta hallediliyor sağlık problemleri. %10 ikinci ve üçüncü basamağa gidiyor. Onun için birinci basamağın kuvvetlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama şu dönemde en azından halkın gereksiz gidip oraları meşgul etmemesi gerekiyor. Yani hastaneleri meşgul etmemesi gerekiyor. Gerçekten biraz daha ihtimam gösterilmesi gerekiyor ve sağlık emekçilerine benim saygım sonsuz. Çünkü hepsi görevinin başında şu anda. Çünkü her yer kapatılabilir ama hastaneler hiçbir zaman kapatılmayacak. Koronavirüsmüş, şuymuş, buymuş diye meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları imtina etmiyorlar, gidiyorlar orada. Dün kendisine de söyledik, bakanlığın da vazifesi bütün bu arkadaşlarımızı artı internlerimize, intern olarak çalışan son sene öğrencilerine gerekli ekipmanın tam eksiksiz sağlanması gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'de hekimler ve sağlık çalışanları hiçbir zaman halka hizmetten imtina etmedik. Her zaman onların yanındayız ama onlardan da anlayış bekliyoruz. Evet. Çin'de azalmaya başladı vaka sayısı. Tabii, yani. Normalde çağ aşağı doğru inmeye normalde başladı. Normalde günlük 10 bin vesaire vaka vardı. Yani şimdi 300'e döndü. Şimdi 30'lara kadar 30 düştü tabii ki. 50'ye 30'a düşmüş. Çin çok başarılı bir mücadele verdi. Yani bu kendi kendine olmadı tabii. Çin hemen biraz geç bildirdi gerçi 20 gün kadar. Onun için bu kadar bulaş fazla oldu, yayılma fazla oldu dünyaya. 20 gün kadar geç bildirildi. Ama ondan sonra yaptıkları çalışmalarla, bu karantina ve izolasyon çalışmalarıyla gerçekten çok başarılı bir mücadele örneği verdiler. 10 günde hastane nasıl yapılır? Yapılır. Pratik hastaneler var. Yani yapılır. O tip yapım şirketleri falan var. Ben biliyorum yani. Yapılır yeni hastane. Şimdi onları kapatmaya başladılar. Gereksiz olduğu için. Dünya Sağlık Örgütü hakikaten takdirlerini etti. Ama mesela Çin geç bildirdi. Biraz yayılma. Ama mesela bir Singapur, bir Hong Kong gerçekten destan yarattı. Hiç ölüm yok. Bir iki hasta var. Çünkü organize çalıştılar. Anında izole ettiler hastayı. Anında karantinalar uyguladılar. Ve Türkiye'de esasında bakmayın oldukça başarılı. Geç geldi Türkiye'ye. Bu iki ay, 1,5-2 ayımız var. Bu 1,5-2 ay içinde toplum olarak bir kol kola girer. Sadece kendimizi değil, çevremizdekileri, toplumumuzla düşünürsek ki bu çok önemli. O zaman bu işin üstesinden çok rahat gelebiliriz. Bize geç gelmesinin sebebi havalimanlarında uygulanan o... Çin'le olan uçuşlar anında yasaklandı. Bakın dünyaya Çin'den yayıldı. Mesela İtalya, Çin'den gelen yolcular vasıtasıyla, Çin'e gidip gelenler vasıtasıyla bu kadar şey oldu. Ya bir de çok geziyorlar gerçekten. Ya bizde yani... de geziyor, biz de geziyoruz da yani sonuçta... Türkiye'de nereye kafanızı çevirseniz böyle biraz turistik bir yerdesiniz, her yer Çin'e dolu. Ama bundan sonra bence biraz Türkiye'ye zor gelecek. Çünkü yani bayağı Çin'de azalmaya başladı. Günde 30-40'a düştü, daha da düşecek. Yani bu, şimdi biz bunu kafadan uydurmuyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Viral hastalıklar bahar geldiği zaman sönümlenmeye başlar. Yaz geldiği zaman gider. Muhtemelen de bizim bilim insanı arkadaşlarımızdan bu konuyla ilgili yoğun çalışan bilim insanı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi bunun yaz ayında artık tamamen sönümleneceği. Muhtemelen de önümüzdeki seneye, ondan sonraki seneki grip aşılarının içine... Onu soracağım bir de size. Bahar geldi, yavaş yavaş havalar ısındı. Biz bu virüsü def ettik. Çünkü işte yaz aylarında tutunamıyorlar vesaire sönüyor. Hem tutunamıyorlar hem de insanlar kapalı yerlerde kalmıyorlar. Açık havada dolaşıyorlar. Dış mekanlarda dolaşıyorlar. Dolayısıyla bulaş azalıyor. Tamam, sonra tekrar
kış mevsimi yavaş yavaş geldi. Hoş geldi. Herkes de ben eminim tekrar bu korku başlayacak. Çünkü küresel anlamda bir virüsten, salgından bahsettiğimiz için işte kış geldi, gene bu virüs kapımıza İnsanların dayanacak. İnsanların çoğunda bağışıklık olacak. Olmayanlara zaten bunun aşısı yapılacak. Sonunda da aşı noktasına ne diyorsunuz? Aşı daha yok tabii. Yani yaptım diyen de yalan söyler yani. Öyle bir şey yok. 6 ay, 1 sene içinde geliştirilebilir ama insanlara uygulanması 1 seneyi falan bulur. Aynen. Diyorlar. 1 seneyi falan bulur ama bulunacak yani. Çalışma zaten pandemi ilanı biraz da bunun hızlanması içinde. Belki de önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene artık aşı grip karşıtlığı da var ya biliyorsunuz yani. Ya o zaten bir rezalet. Ben onu her zaman söylerim. Aşı karşıtlığı yapanlara şunu soruyorum ben. Kuduz köpek ısırdı, hadi Kuduz ısırdı da yaptırtma. Yani çünkü onun koruyuculuğu %100. Şimdi %60-70 koruyuculuğu olanlara gerçekten biz defalarca konuştuk, Türk Tabipleri Birliği olarak demeçler verdik, televizyonlara çıktık, konuştuk. Bakanlığa hatta aşının zorunlu olması için çocuklara kanun çıkartılmasını istedik. Ama onu hala bir türlü başaramadık ama bu kanunun bir an önce çıkması lazım. Yani aşı karşıtları olmuyorsa olmasınlar ama sonuç itibariyle grip aşısının içine muhtemelen bunun suçu da yani konacaktır zamanı geldiği zaman. Bu ne vardı? SARS vardı, o geçti gitti. MERS vardı, o gitti, geçti gitti. İnfluenza vardı. İnfluenza her zaman var yani. İnfluenzanın çeşitleri diyeceğim. Grip yani. Grip bitmez dünyada ama onun da bir salgını var. Bu biraz da grip normal influenza'nın ölüm oranı 1/1. Bununki %2. Tabii ki daha fazla. Dolayısıyla daha fazla ehemmiyet ortaya çıkartıyor ama sonuçta bunun da aşısı bulunacak. Yaz ayı geldiğinden sönmeyecek. Bir dahaki kışa da bununla ilgili bir sorunumuz kalmayacak. Ay inşallah diyelim. Bu arada Cumhurbaşkanlığından ikinci koronavirüs vakası ile ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ikinci koronavirüs vakasına ilişkin şöyle diyor. İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar toplu çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim diyor. Yani işte bu toplanmalar, bir araya gelmeler, kalabalık yerlerden uzak duracağız. Ben söyledim ya, yani bunlar 2 de olacak, 3 de olacak, 4 de olacak, belki 10 olacak, 100-200 tane bile olabilir yani. Ama korkmamak lazım, rehavete de hakikaten kapılmamak lazım, paniğe hiç kapılmamak lazım. Yani hastanelerde hazır izolasyon odaları var, gerekli şeyler var. Bu hastaların yapılacağı bir hastane içinde bir bölüm. Yani hastanenin kapatılması da gerekmiyor. Orada hastanın izolasyonu sağlanacak. Şimdi hatırlarsınız ilk uçak geldiğinde Ankara'ya 140 kişi, evet. İnanılmaz bir tepki oluşmuştu. Niye getirdiniz? Geri götürseydiniz Ankara'ya niye getiriyorsunuz? Başkente daha uzak bir yerde. Böyle saçma şey olur mu? Yani bunu söyleyenler hakikaten yani aciz içinde hakikaten o zaman da kınarız, gene kınarız. Yani ne demek? Tabii ki İstanbul'da, Ankara'da bu iş için ayarlanmış yani karantina hastaneleri var. Oraya alındılar, 14 gün bekletildiler, negatif çıktı, bırakıldılar. Yani, şimdi her hastaneye gidemiyorum. Mesela kendimden şüpheleniyorum. Herhangi bir hastaneye gidebilirsiniz, şüphelenildiği anda sizi gerekli yere alırlar zaten. O her ilde belli yerler var. Var tabii canım, yani bunlar ayarlandı, hepsi ayarlı vaziyette. Yani mesela sizi alıp buradan İstanbul'a ya da Ankara'daki şu hastane gibi değil. Ya hani ben kendimi biraz geçettim. İbn-i Sina'ya gittim, İbn-i Sina'da şüphelenildi, hemen gerekli izolasyon yapılır ve Ankara Üniversitesi'ne ya da Ankara'da bu işle ilgili hastaneye sevk edilir. Bu kadar basit yani. Evet, Sağlık Bakanı da söyledi, İbrahim Kalın da açıkladı, sizler de hep söylüyorsunuz. Bu yaşanacak. Şu an itibariyle vaka sayısı 2. 3'te olabilir, 5'te olabilir, 10'da olabilir, 15'te olabilir ama kesinlikle binleri bulmayacağını düşünüyorsunuz, yani öngörüyorsunuz. Tabii. Bu salgının zaten en başından beri Türkiye çok iyi bu izolasyon, bu organizasyonu iyi yaparsa, evet, şu ana kadar iyi götürüyor. Şu ana kadar ama iyi, en başından iyi, ama iyi gidiyor. Çoğaltılması lazım. Bakın bu testlerin, test yerlerinin, merkezlerin hakikaten çoğaltılması ve
kamu üniversitelerinin... Çok kısa sürede hemen o testlerin çıkması gerekiyor. Kamu üniversitelerinin bu işin içine girmesi lazım. Çok kıymetli bilim insanlarımız var. Kamu üniversitelerinin bazı özel, çok bilimsel çalışan üniversitenin çok güzel laboratuvarları, bunların da bu işin içine girmesi lazım. Tabii ki bakanlığın şeyinde. Yani bakanlık sadece benim hastanelerimde ben bunu bakayım diye bir şeye giderse... Şimdi bahsettiğiniz Amerika'da uygulanmaya başlandı. İsteyen istediği hastane hemen 2-3 saat içerisinde testini yapıp gidiyor. 3 saat. Aynen. Yani isteyen... Yani şimdi şu var tabii, her isteyene test yapılmanın da bir anlamı yok. Yani. Ateşini ölçüyorlar. Benim ateşim var, gideyim ben test yap. Yok yani, sizin hikayenizin olması lazım. Her insana dedim ama bu salgın artarsa daha çok test yapmak mutlaka şart. Şimdi 3000 civarında, 3000'in biraz üzerinde diye biliyorum ben ama gitgide artacaktır ama test sayısını arttırmamız lazım ki nerede olduğunu tespit edelim ve karantinayı, izolasyonu hemen organize edelim. Toplum bu şartlara uyarsa, biraz önce defalarca söylediğimiz, evinde kalırsa, kalabalık yerlere girmezse, özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, onlar bir kere duracak. Bir de biz de mümkün olduğu kadar, yani bu 1,5 ay, yani 1,5 ay çok fazla bir şey değil, 2 ay fazla bir şey değil, bu iş hallolacaktır diye düşünüyoruz. Evet, alışkanlıklarımızı yani değiştirmiş olacağız. Biz bunu tahmin etmiyoruz, kafadan da atmıyoruz. Yani bugüne kadar geçmişe bakıyoruz, insanlık tarihin, bu hep böyle olmuş. Daha kötüsü olmamış yani. Vaka olarak, sayı olarak belki biraz daha... Artabilir canım yani. Ama bundan korkmuyorum. Yani. Vay biz öldük, bittik. İkinci vaka çıktı. Yarın ya Doğu'da çıkar, Konya'da çıkar, Afyon'da çıkar, İzmir'de çıkar, İstanbul'da çıkar. Ankara, efendim. Güvensizlik de var. Şimdi yani herkesin bakın, kafasında şu var. Bence daha fazla ama söylenmiyor. Yani sence değil diyen insanlar var. Sence yani sen ne olan açıdan şüpheleniyorsun? İşte diyor Türkiye'nin etrafında var, bizde yok. Ya var, biz yok demiyoruz. Var ama tespit edilemiyor. Bu kadar basit. Çünkü ya insanlar şunu anlasın. Bu hastalığa kapılanın %80'i hiç kendi bile farkına varmıyor hastalandığının. Bunu bir anlayalım. O gün iki kere öksürdünüz, hapşırdınız, birazcık yorgun hissettiniz, belki de atlattınız gibi. Tabii ki yani bunu bir şey yapalım. Yani ama şu var, işte ben onun için Sağlık Bakanlığı'na bunu söyledim. Bakın, Türk Tabipleri Birliği'ne büyük bir güven var. Ha, Sağlık Bakanlığı'na olan güveni tartışmıyorum burada ama sonuçta Türk Tabipleri Birliği'ne büyük bir güven var. Düşünsenize 20 bin arttı 6 saatte. Gitgide artıyor takipçi sayısı. Çünkü biz bilimsel, tamamen objektif bilgiler veriyoruz ve bilimsel kriterlerle bilgiler veriyoruz. Gelin beraber çalışalım, haberleşelim dedik, bakalım elimizi uzattık yani. İnşallah boşta kalmaz. Bu arada bir önlem daha mecliste alındı. 13 ve 31 Mart tarihleri arasında mecliste ziyaretçi girişi gerçekleşecek. Kesinlikle. 31 Mart değil, Nisan'ı da alsınlar. Niye Nisan'ı almıyorlar? Acaba önümüzü görelim diye mi bu tarihler arasında? Bakın bu ayrı bir şey. Siz kongreleri Nisan ayında da, bütün toplantı Nisan ayında da erteliyorsunuz. Nisan ayında da, o zaman Nisan sonuna kongreler kadar... Kongreler şimdi kesin ertelenecek değil yani mi? Dün i̇şte öyle kurultaylar söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ay sonunda dün bir kurultayı söyledim. Var. Bakan, Sağlık Bakanı öyle söyledi dün görüştük. Yani böyle seyircisiz yapılması falan da değil. Yok tamam. Ama şimdi siz bunları yasaklıyorsunuz, meclis ziyaretine Mart sonuna kadar. Olmaz ki Nisan sonuna kadar. Yani birazcık popülizmden uzaklaşmak lazım. Bu iş ciddi bir iş. Bakın her şeyi söyledik burada. Gerekiyorsa değil. Siz eğer bu toplantıları, bu kongreleri iptal ettiyseniz lütfen Nisan sonuna kadar da meclise ziyaretçi gelmeyiversin yani. Evet, son olarak telefon var. İsteyen birileri bir şey istiyorsa vekillerden telefon etsin. Değil mi? Evet. Hani görüntülü konuşun, telefonla evet, konuşun. Evet. Eskiden olduğu gibi artık çok zor değil iletişim kurabilmek. O yüzden zaten ne geliyorsa başımıza belki de bu kadar kolay iletişim kurabilmemizden geliyor. Bak öksürdüm bir tane. Evet. Peki şu anda gerçekten pür dikkat izliyor izleyicilerimiz size. Son bir mesajınız olursa ne dersiniz bize izleyicilerimiz? Son mesajım. Allah, yani ne olur paniğe kapılmayın. Paniklik bir durum yok. Evet, ciddi bir durum var ama paniklik bir durum yok. Biz bunun üstesinden çok rahat geleceğiz, göreceğiz. Ama bu söylenenlere çok dikkat etsinler. Bu el yıkansın. Hastaysanız kalabalık yere gidip öpsürük, hapşırmayın. Öyle hastaysanız evinizde kalın.
Çok net. Herkes bunu yapmalı. Kendine değil, toplumu düşünmeli. Biz yan yana gelirsek, kol kola girersek, yanımızdakini, toplumu düşünürsek buna çok kolay üstesinden geliriz. Ama hurafelere de inanmamak lazım. Sosyal medyadan gelen o tuhaf saçma bilgileri. Abi de herkes birbirini lazım. Korkutmaya o kadar meraklı ki. Evet, çok bayılıyorlar yani, çok bayılıyorlar. Evet. Yani ben anlamıyorum. Ya bu neyle ilgili biliyor musun? Biraz da eğitimle ilgili bir şey yani. Bizim peki. Eğitim seviyesine son zamanlarda çok düştü. Eğitim seviyesini yükseltmemiz lazım. Peki efendim. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. Ve yorumlarınız için. Bu arada değerli izleyenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı geldi. Benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri işte açıkladı. Bakanlık artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan talepte bulundu. Az önce sizin vurguladığınız nokta. Ya, kolonya yani ne diyeyim? Peki bu arada siz öksürmeye başladınız. Ben yayını kapatıyorum. Su boğazıma kaçtı ama gene de ben bir eve gideyim. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdilik noktayı koyuyoruz ancak programlarımız devam ediyor. Halk TV'den ayrılmayın.